Bekle. Eren, sen gelmiyor musun sulh cezaya? Amirim, ya beni hiç bulaştırmasan. Vallahi bunlarla aynı ortamda değil, aynı havayı solumak bile istemiyorum ben bu şahıslarla ya. Sağ olun amirim. Müsaade var mı başkomiserim? Ne? Kızınız Tuğçe bir görüşmek istiyor da. Hay hay. Buyursunlar bakalım. Kalbin yerinde mi diye bir yoklamaya geldim. İyi misin baba? Yerinde galiba. Atıyor gibi de. İyiyim kızım. Boş ver. Sen varsın ya, gerisi fasafiso benim için. Ay oh be. Vallahi sonunda anladın kıymetimizi. Ya zaten yuva kurmak kurmak bana göre değilmiş. Yaşandı, onaylandı. Ama babalıkta bir giderim var herhalde değil mi? Oradan devam. Yani... Babacığım senin seçimlerin çok ters. Yani bir kriminal fetişim var. Annem bir, Dilek iki. İnşallah genetik yolla geçmiyordur bu seçimler ha? İnşallah bir tek saçının kıvırcığı bir de bendeki meslek aşkı geçmiştir benden sana. İnşallah babacığım ya. Yani vallahi yaşayıp göreceğiz. Cadı seni. Çay çek mi kız? Çek. Ayhan abi. Kimmiş bu tatlı kızın annesi acaba? Adı ne? Filiz. Peki babası? Onun adı ne? Babası yok. Eve gelmiyor yani. Eve kimse giremez. Bir tek teyze. Dilek teyze. Ona izin var. Sarılmaya da uyumaya da. Arkadaşı yok demek ki bu kızın. Yasak. Çünkü insanlar kötü. Anneye zarar verir, bebeğe zarar verir, üzer. Polis veya savcı gelebilir mi diye soralım bir. Bakalım Ceylin ve Ilgaz savcı ne diyecek? Peki eve hani Ilgaz'la Ceylin var ya, onlar gelebilir mi? Anne bilir. Devam mı? Evet. Biz de Filiz'le Dile'yi suç cezaya getirdik. Yakında ağzımızda diş kalmayacak herhalde sıkmaktan. Kadının suratını gördükçe. Konuştu mu? Yok. Dün geceden beri ağzından tek kelime çıkmadı. Aferin ona. Avukatı da ağzını yaya konuşmama hakkımızı kullanacağız diyor. Bizi suç cezaya çıkarın. Bir amaçların var. Niye konuşmuyor? Bir hasta, bir yalancı vardır mutlaka. Aman amaçlarını sevsinler. Hakim tutuklu yargılama verince görürler günlerini. Şunu bir tutar mısın tuvaletçim? Ceylin. Sıkıştın. Aa. İyi misin oğlum? Şu kapının arkasında olduğunu biliyorum ya. İyiyim ama daha da iyi olacağız. Şükür şükür. Denizleri geçtik. Dereden mi olacağız oğlum? Yakında baba diye boynuna sarılacak göreceksin. Sıkıldım ben. Kitap okuyabiliriz istersen. Annemi istiyorum. Nerede annem? Anneme gideceğim ben. Biraz daha işi var annenin. O zaman ben de burada oturup beklerim. Thank you.
Geldi hakim hanım. Önce sizle kalın. Sen ifadeni tekrarla. Zaten seni tutuklamazlar. Ablama? Zor. Kabullenmen zor olabilir ama bitti. Artık herkes ait olduğu olması gereken yere. Mercan da ailesine, evine geri dönecek. Kimsenin işini zorlaştırma. Suçunu itiraf et. Sen bir çocuk kaçırdın. Dilek her şeyi itiraf etti zaten. Artık yalnızsın. Değilim. Farkında bile değilsin gerçekten. O tişörtü kapıya bırakıp Mercan'ı bulmamızı sağlayan o. Dilek. Ya. Artık kimsen yok. Bitti. Kızımı bir eve hapsetmişsin. Bir de üstünde hakimiyet kurmuşsun. Psikolojisi bozulmuş. Üstüne bir de iyi bakamamışsın bile. Belki boyu daha uzun olacaktı. Belki daha sağlıklı olacaktı. Sen koruyamadın bile be. Ben geldim, aldım. Ama sen fark etmedin. Beni bu kadar zaman nasıl bulamadınız hiç düşündün mü? Hep başka şeylerin peşine düştünüz. O kadar bambaşka yerlere baktınız ki. Buna sıra gelmedi. Ama siz çok önemli insanlarsınız ya, öyle değil mi? Bir ev kadınına, hayata yenilmek çok ağır geldi size. Burnu büyüklüğünüz önüne geçti basit yerlere bakmaya. Beni, ailemi hiç önemsemedin, hiç umursamadın. Aklına bile gelmedik. Hiç suçluluk bile duymadın. Ama tabii hep başka insanlar suçlu, öyle değil mi? Bütün bu olanlardan senin hiçbir suçun yok. Hey, yazık. Sen benim ailemi öldürdün. O yüzden kapa çeneni bence. Senin kocan suç işledi. Ben sadece görevimi yaptım. Hakim verdi cezayı. Aa, sana göre. Sana göre. Aynı Mercan'ın senin kızın olduğunu iddia etmen gibi. Hep sana göre. Ama sana bir şey söyleyeyim. O benim kızım. Kes sesini. Bana anne diyor. Kapa çeneni. Sana anne demeyecek. Seni hiç sevmeyecek. Hatta bizi ayırdığın için senden nefret edecek. Nefret. Seni gebertirim! Gebertirim, duydun mu? Gebertirim seni. Ne işi var müvekkilimin yanında ya? Bir dakika, ne oluyor? Ne oluyor burada? Ceylin Hanım müvekkilime saldırıyor. Bir de savcı olacak. Dokunmadım bile. Ben bir saldırı izi görmedim. Herkes iyi görünüyor. Duruşmanıza devam edin lütfen. Hmm.